Bu bir bardak altlığı olacak. Çok basit olacak. Nasıl olacak? Şimdi bunların şapkaları var. Şöyle şekilde görüldüğü gibi. Bu camların üstüne geçecek. Sibel sen de geçir. Takalım biz bunları. Kenarları tıraşlı olduğu için elimiz kesilmiyor. Evet. Yazlık evlerinizde kullanabileceğiniz, kışlık evlerinizde yani evinizin dekorasyonuna göre yapabileceğiniz. Hatta şöyle gel canım gel gel gel. Bakın. Beni bundan sonra böyle göreceksiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gerçekten çok güzel bir proje. Bunu yapan hanımlara da saygı duyuyorum. Hakikaten çok hoş. Yapamayanlar satın alsınlar çünkü çok güzel bir şey oluyor. Şefika bir tane bardak alabilir miyim? Biz böyle rengarenk bunlardan yaptık. Haşim Usta'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizim için camları hazırlattı. Bakın moru da var. Bakın moruna. Şimdi Sibel bize nasıl örüldüğünü gösterecek. Evet. Sibel Ayvalık'ta biz hiç oturmadık. Ya tatile zevkli. Gittik. Yapması çok zevkli. Bakın konuklarınıza yani şöyle herhalde bu tarafından vereceğiz değil mi? Şöyle yapacağız. Mesela bardağımızı böyle üstüne oturtacağız. Gerçekten çok şık. Haşim Ustacığım teşekkür ediyorum. Camları camcı amca çok güzel hazırlamış. Siz de sağ olun. 10 santim çapında kenarları elmasla mı tıraşlanmış? Tıraşlanmış, elimizi kesmiyor. Hızımızı alamadık, bir sürü yaptık. Şöyle göstereyim. Yani hem böyle hem öyle kullanabiliyorsunuz. Merserize iplikten ördük. Yazlık evleriniz, kışlık evleriniz için sofralarınızın renginde, Amerikan evet. servislerinizin veya masa örtülerinizin rengine uyumlu bir şekilde yapabilirsiniz. Bir tane bende bir seyircimin bana armağan ettiği, çok farklı bir örnek var ama olay aynı. Vallahi şimdi böyle olağanüstü bir şey. Bunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın bu da böyle geçiyor. Şurasından geçiyor yine cam var içinde. Bu da çok şık. Firketeyle mi yapmışlar? Herhalde firkete işi şuraları değil mi Sibel? Firkete yok, mi tığla? Firkete değil tığla. Tığla yapılmış. Bakın bunu da gösteriyorum. Ortasına bir parça koymuşlar. Şu şekilde. Ben bunu saklıyorum ama kimin yaptığını eğer bizi seyrediyorsa unuttum. Ne olur bizi seyrediyorsa bize yazsın ben oyum diye. Böyle de bir kap hazırlamışlar buna. Biz bunlar için de yapabiliriz böyle bir kap Sibel. Yaparız. Değil mi? Yaparız çok güzel. Ki. Güzel fikirler. Gerçekten fikri çok beğendim. Siz istediğiniz gibi değerlendirin. Bu konuda bir fikir daha aklıma geldi. Bundan bir Amerikan servis boyutunda yuvarlak yuvarlak kestirirseniz camcıya 6 kişilik olur, 4 kişilik olur, 2 kişilik olur, 8 kişilik olur. Büyüklerini örüp üstüne tabağınızı oturtabilirsiniz. Çok güzel olur. O da çok güzel olur. Beyaz yapabilirsiniz. Hı, hepsini beyaz üstüne renkli tabaklarınızı koyabilirsiniz. Yılbaşı için şimdiden hazırlayın. Kırmızı yapabilirsiniz. Kırmızı, yeşil, dore olur. Dore olabilir, kırmızı olabilir, yeşil olabilir. Merserize iple örüyoruz. Şimdi söz Sibel'de ben susuyorum. 2.1 milimetre tığla örüyoruz ve merserize iple. Önce 5 tane zincir çekiyoruz tam ortası için. 2, 3, 4, 5. Sonra ilk zincire batıp sık iğneyle kapatıp bir halka oluşturuyoruz. 4 zincir çekiyorum yukarı çıkmak için. 3, 4. Üstüne aldım. İkili trabzan yapıyoruz bunda ama trabzanları gevşek tutmuyoruz. Şöyle biraz sıkı ve boyunun kısa olmasını istiyoruz. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Yine 2 tane ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde 12 tane kutu yapıyoruz bu halkanın etrafına. 12 tane kutu yaptıktan sonra dördüncüyü yaptım. 12'ye tamamlıyoruz. Evet Sibel. 5 zincir çektik kapattık. 12 tane araya 2 zincir çekip ikili trabzanla 12 tane kutu yaptık. 11 tane yapınca son 2 tane zinciri çekip ilk başta 4 zincir çekmiştik. Oraya kapatıp 12 tane kutuyu yapıyoruz. Bir yuvarlak hazırladım. Evet hazırlıyoruz. Sonra ilk kutunun içinden batıp sık iğne değil ama şu ilmeğin içinden geçiyorum. Hı hı. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. Bir tane kutu atlıyorum. İkinci kutunun içinden sık iğneyle bu 5 zinciri tutturuyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Bir kutu atlayıp ikinci kutuya. Bu şekilde 6 tane çevresini dönerken 6 tane yuva oluşturuyoruz. 5 zincirlik.
Hep bir kutu atlayıp ikinciye Derya Hanım. 4, 5. Buraya birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Şimdi son yuvayı yapıyoruz. 3, 4, 5. Bunu da şu başlangıç yerine sık iğneyle tutturuyoruz. 6 tane yuvamız hazır oluyor. Şöyle çiçek gibi oluyor zaten ortası. Sonra bu 5 zincirle yaptığımız yuvanın içine sık iğneyle geçiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Evet. Sonra bu yuvaya bir tane ikili trabzan, bu başlangıç 2 tane oluyor. Bu sefer araya 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Diğer yuvaya atlarken araya hiç zincir çekmiyorum. Üstüne alıp ikinci yuvaya geçiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıp araya 7 tane zincir çekiyoruz burada. Evet. Bu sırayı da böyle bitirdikten sonra şurada 3. aşaması var, hazır. Buraya geçeyim. Evet. Şimdi son yuvaya geldik. Atladım buraya. İkili trabzanı yapıyorum. Hiç zincir çekmeden atladım. Bir sonraki yuvaya. 7 tane zinciri çekiyorum. 6, 7. 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Başlangıçta çektiğim 4 zincirin tam tepesine batıp bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi bu 7 zincir çektiğimiz yere gelmek için tam ortasına yine ilmeğin içinden geçip bu sefer her iki 7 zincirin arasına 10 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 9, 10. Tam bu 7 zincirin ortasına sık iğneyle kapatıyoruz. Bu 10 zincirleri tam tur döndükten sonra her bir 10 zincirin üstüne 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şuradaki gibi. Şu 10 zincirlerin üstüne 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tam tur dönüyoruz. Sonra 4 zincir çekip yukarıya çıkıyoruz. Her ilmeğe bir tane batıp ikili trabzan yapıyoruz. Asıl şimdi bu kapatma noktası önemli. Bu iki sıra ikili trabzanı yaptıktan sonra tam camı içine kavrayabilmesi için. Şimdi ölçelim bak cama. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Tam kenar kenara geldikten evet. Sonra şimdi dönme hareketi evet. Başlayacak. Yani şu şurasını anda şunu yapacağız. Burası evet. Sık iğne oluyor. Sık iğne. Tam sık iğne değil, çakma yaptık. Biraz daha ayaklı yüksek dursun diye. Evet, yapalım görelim Sibel'cim. İki zincir çektim, yukarıya çıktım. Üstüne aldım tığımı. İlk ilmeğe battım. Şu üçünü birlikte alıyorum. Hiç zincir çekmeden hep bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe batıyoruz. Dolayısıyla bunu dikişteki teğer büzgüsü gibi hafif toplamış oluyoruz. Bu sırayı da hep bir tane atlayıp, bakın bir tane atlıyorum ikinci ilmeğe. Bir tane atlıyorum bir sonraki ilmeğe. Bu sırayı da bu şekilde döndükten sonra bir sırada her ilmeğe bir tane batıp çakma sık iğneden yapıyoruz ve bardak altlığımızı bitirmiş oluyoruz. Bu kadar kolay.